Herkese merhaba. Bugün yanımda Google Analytics ve dönüşüm uzmanı Cemal var. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Cemal bizimle çok önemli bilgiler paylaşacak bugün. O yüzden hemen sorulara başlamak istiyorum. Öncelikle dönüşüm optimizasyonu nedir ve de kullanıcı deneyimiyle bunun ilişkisi nedir? Bize anlatabilir misin? Şimdi dönüşüm optimizasyonu denen şey için öncelikle dönüşümün ne olduğunu tanımlamak lazım. Bu dönüşüm denilen kavram çok farklı şeyler olabilir her değişik bir firma için. Genellikle en basitinden aklımıza gelen en basit dönüşüm örneği satış aktivitesidir veya bir kayıt aktivitesidir. Download, bir uygulamayı download etmek, indirme aktivitesi. Bunların hepsi bir dönüşüm örneğidir. Bu dönüşümleri gerçekleştiren kullanıcıların sayısını maksimize etme çalışmalarının tamamıdır dönüşüm optimizasyonu. Dönüşümü maksimize etmek demektir. Kullanıcı tecrübesi ise bir ürünümüz var, bir tasarımımız var. Bu tasarımı kullanan kişilerin o tasarım ile ilgili, ürün ile ilgili tecrübelerinin toplamıdır. Bu ürün online çevrim içi olabilir, çevrim dışı da olabilir. Bir araba tasarımı, havalimanı tasarımı da olabilir. Daha geniş bir kavramdır. Evet, anladım. Peki firmaların web ve app stratejileri için kullanıcı deneyimi ve dönüşüm optimizasyonunun önemi nedir? Çok güzel bir soru, önemli bir soru. Yapılan hatalar var bu konuda gözlemlediğim kadarıyla. Genellikle bizim yaptığımız şey dönüşümü maksimize etmeye çalışmak. Aha. Bu ne demek? Cebime giren parayı arttırmaya çalışmak. Şimdi bunu yapmak için çeşitli yöntemler var dönüşüm optimizasyonu yapmak için. Siz ürünlerinizin fiyatını yarıya çekersiniz, dönüşümleriniz iki katına çıkabilir. Bu bir dönüşüm optimizasyonudur. Veya kullanıcıyı zorlayarak dönüşümleri maksimize edebilirsiniz. Ama bu biraz kısa vadeli bakış açısıdır. Kullanıcı tecrübesi optimizasyonu dediğimiz kavram çok daha uzun vadeli bir bakış açısıdır ve kullanıcının sizin web sitenizden veya mobil uygulamanızdan veya mağazalarınızdaki tecrübesinden mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlama çalışmaları bütünüdür. Çok daha uzun vadeli bir bakış açısıdır. Kullanıcıyı mutlu etmeye çalışırsanız zaten arkasında dönüşümler de gelecektir. Aralarındaki ilişki budur benim düşünceme göre. Yine firmaların web ve app içeriklerinde yapabilecekleri iyileştirmeler neler olur? Bunlarla ilgili bize vereceğin en önemli öneriler nelerdir? Şimdi bu sorunun cevabı için ben saatlerce konuşabilirim. Çok geniş bir soru sordun. Ben sadece önemli olan noktalara değineceğim. Birkaç örnek vereceğim ama öncelikle prensiplerden bahsedeyim. Bu prensipler çünkü ekrandan bağımsız, cihazdan bağımsız. Akıllı telefon için de geçerli, masaüstü için de geçerli, akıllı aynalar için de geçerli. Bu mantalite önemli. Ama tabii şu gerçeği unutmayalım. Dünyada 7 milyar insan var. Neredeyse 3-3,5 milyar insan internete erişime sahip bugün. Ve bunların yarısı, 1,5 milyar civarında insan 7/24 internete her an girebilir. Nasıl oluyor bu? Akıllı telefonlarla oluyor. Taşınabilir internete erişimi olan cihazlarla olabiliyor. Bunu da niye söyledim? Ne yaparsak yapalım, hangi işi yaparsak yapalım, mobil zaten olmazsa olmaz. Evet. Bir dönüşüm optimizasyonu veya kullanıcı tecrübesi optimizasyonu diyorsak mobil olmak zorunda içerisinde. Üç prensipten başlarsak, ilkinden yola çıkalım. Ne istediğimizi bilmek önemli. Şimdi bu ne demek? Farklı platformlarımız var. Masaüstü, mobil, tablet. Her biri için benim istediğim şey farklı olabilir. Masaüstünde ben daha fazla satış yaptırmak isteyebilirim. Mobilde etkileşimi arttırmak isteyebilirim. Tablette başka bir hedefim olabilir. Çünkü bu cihazların kullanım amaçları, yerleri, nedenleri farklı. Kontekst denen şey farklı bu cihazlarda. Ben hedefimi belirleyeceğim. Şimdi sana bir örnek vereyim. Çok ilginç. Ya da bilinen bir örnek, hepimizin bildiği. Kumanda örneği. Televizyon kumandaları. Üzerlerinde çok sayıda buton yok mu? Evet. Kaçını kullanıyoruz bunların? Ses açma, kapama, ses açma, kanal, kapama değiştirme. Kanal değiştirme. Bir de açma kapama. 5 tane buton var en fazla. Bir de belki ekstradan kullandığımız bir buton olabilir, favori buton. Peki ben niye kumandada bütün butonları görmek zorundayım kullanmıyorsam? Bu bir kullanıcı tecrübesi için olumsuz bir tablo. Bu aslında şeye çok benziyor. Firmalar ne yapıyor bugün? Masaüstü içeriklerinde ne varsa mobile kopyala yapıştır yapıyorlar. Bir sigorta örneği verelim. Bir sigorta firmasıyız.
bir ev sigortası yaptıracağım veya araba sigortası. Formlar masa üstünde, bilirsin. Mağazalar, offline dünyada da öyle. Yani sayfalarda olsa form çok doldurmak gerekecek. O formu ben mobilde doldurabilir miyim? Hayır. Doldurabilirim ama çok düşük ihtimalle. Ya da otobüste ben seyahat ederken tek elimle tutunurken diğer elimle o formu dolduramam. Şimdi ben ne yapacağım o zaman? Mobilde stratejimi değiştirip belki telefon numarasını öne çıkaracağım. Belki mağazayı bul gibi araçları öne çıkaracağım. Bu tarz önceliklendirmeler ve içerik farklılaştırmalar çok önemli mobil cihazlarda. Her şeyi kopyala yapıştır yaparsak zaten kullanıcıların %79'u okumuyorlar. Detayları okumuyorlar, başlığı okuyorlar. O yüzden olabildiğince beni hedefimden uzaklaştıracak öğeleri elimine etmeliyim cihazlar için. Ve beni hedefime ulaştıracak şeyleri tutmalıyım. İkinci prensip Damla da çok önemli bir prensip. Kullanıcıyı düşündürme. Kullanıcıyı düşündürmemek, her şeyi çok basit tutmak. Basit olan ya da belli olan, aşikar olan her şey kazanır. Bunu unutmayın. Yani ben nasıl sayfa içerisinde geziniyorum? Yukarıdan aşağıdır bu genelde. Mobilde de, masa üstünde de. Ben bir yaratıcılık yapıp soldan sağa navigasyonu icat edersem, kullanıcıların %99'u buna alışık değilken şaşırtırım kullanıcıyı. Ve hedefime ulaşma yolunda büyük bir sekteye uğratırım. Şunu düşünelim hep, yani ben genelde hep bunu yaparım. Bir içeriğimiz var, web içeriğimiz. Ben bunu anneanneme, babaanneme veya internette çok haşır neşir olmayan büyüklerime gösteririm. Bakalım aynı rahatlıkla kullanabiliyorlar mı? Evet. Benim için bilindik olan onlar için de bilindik mi? Çok güzel. Aynı şekilde mesela cep telefonlarında görüyoruz. Bazı insanlar tek elleriyle kullanıyor, bazı insanlar iki elleriyle. Bu kullanım farklılıklarıyla ilgili aslında verebileceğim belki örnekler vardı. Çok önemli bir konuya değindim. Çok önemli bir trend zaten günümüzde. Ekranlar büyüyor. Evet. Mobil ekranlar. Bugün ortalamada bir mobil ekran büyüklüğü 4.86 inç. Daha da büyüyecek. Şimdi şeyi hayal edin. Yani otobüste tutunma örneğine geri dönelim. Telefonu tek elle tutuyoruz. Ekranın her yerine ulaşabiliyor mu baş parmağın? Bir deneyin. Elinizde telefonunuz vardır şu anda. Bir deneyin. Şimdi bu neden önemli? Dokunulabilecek, erişilebilecek natural alanlar vardır. Benim aksiyon butonlarım o natural bölgelerde olmak zorundadır. Eğer tıklayacağım bir öğe varsa ben iki el kullanımına geçmemeliyim. Kullanıcı çünkü tek elle kullanmak için o telefonları satın alıyor. Bunun en güzel örneği dönüşüm hunisinde veya dönüşüm sürecinde bir form sürecinde ilerlerken ilerle butonu olduğunu hayal etti. Ama o butonu sen sol üste veya sağ üste koyarsan kullanıcı tek elle ilerleyemez. Bu bir sıkıntıdır. Bunları düşünmek lazım. Evet. Form demişken aslında form optimizasyonu biliyorum çok geniş bir konu. Ama onunla ilgili de bazı şeyleri paylaşmak istersin. Çok güzel. Yani form optimizasyonu dediğin gibi akşama kadar konuşuruz hep beraber. Çok çok geniş bir konu. Ama hani bahsetmek istediğim 3 tane nokta olabilir. Şimdi formlar, özellikle mobil formlardan bahsedelim. Daha da zor doldurulması. Çok fazla şifrelerle yaşıyoruz. Hani hesaba gir veya üye ol satış yaptırırken vesaire. Şimdi ben bir kullanıcıdan şifre isterken ya da şifre girdiyse alırken o kullanıcı özellikle uzun bir şifre kullanıyorsa zaten hani ne girdiğini görmek isteyebilir. Evet. Hatalı girmemek için. Oraya bir tane opsiyon koyduğumuzda bana şifreyi göster veya şifreyi sakla gibi kullanıcı için büyük bir kolaylık getiriyor olabilirim. Bu birinci taktik olabilir. İkinci form optimizasyonu önerisi şu olabilir. Yani kredi kartı formunu düşünün. Kredi kartı bilgisini girdiğiniz. Kredi kartı rakamlardan oluşan bir numaraya sahip değil mi? Numara. Ben kullanıcıdan numara bilgisi alırken niye kullanıcıya numerik klavye göstermiyorum? Çoğu firma bunu yapmıyor. Doğru. Numerik klavye demek sadece sayıların olduğu, tıklanması çok daha basit klavyede dokunması. Harfler yerine. Bu önemli bir nokta. Bir son tavsiye de şu olabilir. Mobilde olabildiğince açılır menülerden kaçılmak lazım. Açılır menü ne demek? Tıklandığında opsiyonları gösterdiğiniz. Cinsiyetiniz nedir? Opsiyonları açılır menüde göstermeyin. Opsiyonları yazın oraya. Kullanıcı tıklasın veya dokunsun, seçsin. Evet. Veya bir tarih. 3 Mart 1990 gibi bir tarih gireceksiniz.
3 Mart ve 1990 yılını 3 ayrı tıklama veya dokunma hak hareketiyle seçmeyelim. Bir takvim arayüzü gösterin. Aha. Orada bir tıkla. Hepsini birlikte seçelim. Özellikle seyahat sitelerinde çokça yapılması gereken bir optimizasyon önerisi. Ama en basitinden formları kısa tutun. Ya opsiyonel olan şeyler ya da opsiyonel sorduğunuz fax numarası, firma bilgisi gibi sorulara gerçekten ihtiyacınız var mı? Yoksa elimine edin. Evet. Bunlar önemli konular. Son bir noktaya değineyim Damla. Üçüncü prensip. Bu çok kısa ama önemli. Kör nokta barındırmayalım. Yani çıkmaz sokak barındırmayalım sitede. Ne demek bu? Kullanıcıyı çektiğiniz AdWords kampanyasıyla ana sayfanıza geldi mobil sitenizde. O görünen ekranda aşağı kaymadan kullanıcının alabileceği bir aksiyon var mı? Bir buton var mı? Call to action butonu dediğimiz yani aksiyon butonları var mı? Kullanıcı bir sonraki adıma gitmeyi hiç düşünmeden görebilmeli. Mesela nasıl aksiyon butonları? Birkaç örnek verelim daha açıklayalım. Seyahat sitesiysem demin seyahat örneği verdik. Mesela otel otellerle ilgili bir site. O arama fonksiyonu görünen ekranda otel ara butonu ile görünebilmeli. Evet. Veya e-ticaret yapıyorum. Ana sayfamda çeşitli promosyonlarım var. Diyorum ki ilkbahar kataloğu var, sonbahar kataloğu var. Bunu başlık olarak yazdınız çok güzel ama oraya buton, buton gibi gözüken bir buton içer, butonla beraber yaz kataloğunu, ilkbahar kataloğunu görüntüle, hemen satın al gibi aksiyonları göstermek lazım. Yani bir sonraki adımı kullanıcıya göstermek lazım. Bir başka çıkmaz sokak örneği arama. Sitede yine e-ticaretten devam edelim. Ben ayakkabı diye aratıyorum. Spor ayakkabı. Ama bir hata yaptım. Spor ayakkabıyı 3K ile yazdım. Evet. İlla hata. Ki olabiliyor. Çok olay. Özellikle mobilde sürekli olan şeyler. Evet. Bana sen sonuç göstermeyebilirsin. Şimdi bu bir çıkmaz sokaktır. Ama orada şunu da yapabilirsin. Akıllı bir araman vardır. Şunu mu demek istediğiniz? Akıllı spor ayakkabı veya veya gerçekten öyle bir ürününüz yoktur. Ama şu ürünler senin ilgini çekebilir dersin. Boş bir içerik göstermemek lazım. Veya bir son örnek vereyim. Kullanıcı kategori sayfasında ürünleri inceledi, inceledi, inceledi. Sayfanın aşağısına geldi. Evet. Sayfanın aşağısında ben olsam kullanıcıya tekrar hatırlatırım. Bak filtre yapabilirsin. Yukarıda gösterdim ama aşağıda da hatırlatırım. Çünkü aradığını bulamadı kullanıcı ve filtre yapmayı tercih ettirtebilirim. Bunun gibi örnekler mevcut çokça. Son olarak da bunları önerdik. Çok güzel bilgiler. Peki bunları firmalar direkt olarak uygulamalı mı yoksa öncesinde bir test edilmeli ve görülmeli mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Hepsinden konuştuğumuz her şeyin ötesinde en önemli soru bence bu. Çünkü benim şu anda konuştuğum, sohbet ettiğimiz konuların hiçbirinin garantisi yok. Evet. Siz dersiniz ki bana benim için açılır menüler daha iyi iş yapıyor. Ben saygı duyuyorum. Çünkü burada sizin bana data ile konuştuğunuzu varsayın. AB testi yapılmalı. Hiçbir zaman bu fikirler çok aşikar değilse doğrudan uygulanmamalı. Test edilmeli. Test ne demek? Ben trafiğimin %50'sine orijinal içeriğimi gösteririm. Orijinal sitemi, mobil sitemi gösteririm. Uygulamamı gösteririm ya da %50 veya kendi belirleyeceğiniz bir yüzdeye ise opsiyonel olarak ya da test ettiğim versiyonu gösteririm. AB dediğimiz kavram budur. Orijinal veya varyasyon. Bunu birden fazla varyasyonla da yapabilirsiniz. Ve sonunda size der ki araç %99 istatistiki güvenilirlik eşliğinde sana diyorum ki versiyon C en iyi dönüşüm oranına sahip. En çok satışı gerçekleştiren versiyon bu. Evet. O zaman iç rahatlığıyla bir rahatlıkla o versiyonu seçerek ilerleyebilirsiniz. En azından elinizde data eşliğinde. Bunu yapabileceğiniz ürün ise Google ürünleri içerisinden örnek vermek gerekirse Analytics'in, Google Analytics'in içerisinde olan Experiments ürünü. Evet. AB testi ürünüdür zaten. Analytics'e entegredir. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cemal. Gerçekten çok çok önemli bilgiler aldık bugün. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben de.